Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli arkadaşlar, Arapça dil bilgisine giriş derslerimizde sıfat tamlamasında kaldık. Es sıfatu vel mevsuf. Tabi olduğu kelimenin, yani kendisinden sonra geldiği kelimenin nasıllık ve niceliğini bildiren kelimeye sıfat diyoruz. Özelliklerini anlatan kelimeye sıfat nedir? Nasıllığı bildirilen kelime yani özellikleri anlatılan kelimeye mevsuf sıfatlanan diyoruz. Sıfat damlamasında sıfat daima nitelediği isimden sonra gelir. Yani ne diyoruz? İşte Ahmedu Ahmet öyle Ahmet ki et talibu gibi. Ve her bakımdan sıfat mevsufuna uyar, tabi olur. Onun gibi irab olur. Onun gibi şekli olur. Marifeli, negrili, müzekker, mühendisliği nüfret, tesniye, cemili. Dolayısıyla önce mevsuf, sonra sıfat gelir. Şimdi göreceğiz örneklerimizde. <laughs> Raculun bir adam, seminun, şişman bir adam. Dikkatini çekiyoruz da tercüme yaparken önce biz Türkçe'de sıfatı zik ederiz. Raculun seminun, adam şişman değil, şişman adam. Burada racul kelimesi <laughs> mevsuf yani nitelenen semin kelimesi ise sıfat yani niteliktir. Sıfata aynı zamanda naat denir, Naat. Mevsufa men'ud da denilir bazı kitaplarda. Sıfat mevsuf değil de naat men'ud yani nitelenen niteleyen, nitelenen manalarında bu Naat ve menud kelimeleri kullanır. Talibun mücteidun, çalışkan öğrenci. Bakın talibun mevsuf, mücteidun sıfat. Bintun cemiletun, güzel kız. Bakın burada cemile sıfat. Gördüğünüz gibi eğer bint ki burada müennes yani dişil olduğundan kensen sonra gelen sıfat da dişil olmak zorunda. Beytun nazifun temiz ev, beyt müzekker, eril, nazır da eril, iraplarına bakalım. Hepsinin irabı mevsufunun irabı gibidir. Mescidun kebirun, büyük mescid, evet, mescid mevsuf, kebir sıfat. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi sıfat daima mevsuftan sonra gelir ve onunla aynı harekeyi irabı taşır. Örnekler cahet talibül müştehidu. Bakın sıfatlar. Kelimetü talibi Evet, kellem et demiş. Yani kellemtu. Kellemtu talibel müştehide. Kellemtu konuştum. Talibel müştehide. Bakın sıfat mevsufun irabını. Aynı hareket almış. Sellemtu alet talibi. Öğrenciye selam verdim. El müştehidi. Talibi öyle talibe el müştehidi. Talibe el müştehide. Talibe el müştehidi. Sıfat her bakımdan mevsufuna uymakla beraber gayri akil yani insan dışındaki çoğulun sıfatı cemi gelmiyor arkadaşlar. Müfret müennes gelir. Örnek fişşari'i caddede vardır. Seyyaratun otomobiller bakın cemi ama gayri akıl akılsız olduğu için bu cemi bunun sıfatı müfret müennes olarak gelir. Kesiratun çok. İndi aklamun benim kalemlerim var. Öyle kalemler ki cemiletün güzel. Aklam cemidir. Cemiletün müfred mühennestir. Gayri akil cemiler müfred mühendis hükmünde kabul edilir. Fi İstanbul mesacidu. İstanbul'da vardır. Mesacidu camiler kebiratün. Bakın. Mesacidu cemidir. Kebiratün müfred mühennestir. Fil mektebeti kütüphanede vardır kütübün kitaplar öyle kitaplar ki müfidetün kütübade evet faydalı kitaplar vardır. Akıllı varlıklar yani insanlar için kullanılan çoğul cemiyelerin kelimelerin sıfatları ise sıfat her konuda mevsufuna uyar kuralı gereğince yine çoğul olarak gelir. Mesela caya geldi tiflün bakın çocuk bir tane öyle sagirun küçük bir çocuk mevsuf müfret. Aynı şekilde sıfat da müfret. Ra'itu tıflen sagiren. Ben küçük bir çocuk gördüm. Cahit tıfletün sagiretün. Ben küçük bir kız çocuğu. Cahit geldi tıfletün sagiretün. Küçük bir kız çocuğu geldi. Cahit atfalun sigarun. Küçük çocuklar geldi. Bakın sigarın burada cemidir. Etfal de cemidir. Ve buradaki cemi akılların cemisi olduğu için sıfat mevsufu gibi cevi olmak zorundadır. Cayet tıflatun sagiratun. Küçük kız çocukları geldi. Tıflatun bu da mevsuf, sagiratun sıfattır. Evet, sıfat mevsufla alakalı kısaca bir ön bilgi burada vermiş olduk arkadaşlar. Bununla ilgili daha geniş malumatı diğer kitaplarda bulacağız. Bulabilirsiniz, okuyacağız ve diğer okuduğumuz kitaplarımızda da sıfatla ilgili bilgileri görmüş olacaksınız. Peki. Bazı harficerler ismin başına gelerek sonunu cer eden harflere harficer denir. Harficerin sonunu cer ettiği kimse kelimeye mecrur denir. Cer, mecrur. 20'ye yakın harficer vardır. Bunlardan en çok kullanılan şunlardır. Biz bu harfcileri gerek avamilde gerek ecumiyede gördük, saydık. Manalarını söyledik. Burada da en çok kullanılanları sayacağım. Birincisi bi harfcileri. Bi. Ne demek manası? İle. İle, için, sebebiyle, e, a, d, da gibi anlamlara da kullanılıyor. Ketep tur risalete mektubu yazdım. Neyle bil kalemi? Kalemle yazdım. Ekeltü yedim. Neyle yedim? Bilmeli hakikati kaşıkla yedim. Daha çok ile e manalarında kullanılıyor. Min denden manasında. Min. Mesela tahaful fe'ratu al kıttı. Tahafu korkuyor. El fe'ratu fare minel, al mine kıttı kedide. Meşeytü yürüdüm mine der. Bakın mine. Evden başlayarak ilel medresede okula yurdu. İla, e, a, y gibi anlamlara kullanılıyor. Anlamlarda kullanılıyor arkadaşlar. Ve ve halidun ilel beyt. Halid eve. Bak eve. Burada ev, e. Şu e'yi veren harbicerdir. İşte okula. Yukarıdaki baktığınız vakit de ne diyor burada? Evden. Bak deni veren. Kediden deni veren harbicerdir. Aynı şekilde ile bakın ile haricadır. Kalemle, kaşıkla Allah'ın adıyla gibi Bismillah diyoruz ya. Burada da arkadaşlar eve e. El kıraatu ahabbu ileyye minel hadis. Okumak el kıraat okumak ahabbu daha güzel ileyye bana. Bakın benim için bana. Tamam? Mi? Minel hadis Konuşmaktır. An ila dedik şimdi an. An da denden tarafından gibi anlamlarda kullanılır. Mesela radıyallahu anil müminin Allah müminlerden razı olsun oldu. Den. Beyti ba'idun anil medrasetti. Evim okuldan okula uzaktır gibi manalar verilir. Ala üzerine üzerinde rağmen ea gibi anlamlarda kullanılıyor. El kitabu ala raffi Kitap rafın üzerindedir. Raftadır. Aleyke enteşte ediketine. Senin çok çalışman gerekir. Yani senin üzerine manevi olarak şu sorumluluk vardır gibi mana olur aleykede. Fi deda içinde anlamlarında kullanılır. Et talibu fil bakın. Öğrenci okulda. Bunun daha sesini veren o. Değil mi? Kitapta da Kitap üzerindedir yukarıdaki ala'da kitap raftadır diye biraz daha Türkçe'ye yönelik bir tercüme yapılmış ama ala üzerindedir. Kitap rafın üzerindedir. Mesela o üzerine manası veren o. Ondan sonra aleyki çok çalışman gerekiyor sana yani sana senin üzerine gerekir gibi o manaları ver ala fi'de de da manasını ver. Et talib fil medreseti öğrenci okuldadır. Ve fil kısası hayatun. Ve lekum sizin için fil <laughs> kısas, kısastah ta. Bakın Hayatun hayat vardır. Evet fi'den sonra da çok kullanılan hafizlerden diğeri lamdır. Li olarak gelir. İçin dolayı sebebiyle anlamlarında kullanılıyor. Elhamdülillah. Hamd, övgüler, bütün övgüler Allah'a aittir, Allah'ındır. Safer tu yolculuk yaptım. Ne için? Lit ticareti. Bakın. Lit ticareti. Birincisinde aidiyet manası var lamın. Tamam. İkincisinde de için seviyet manası var. K. K de gibi benzer anlamlandadır. Aliyun keleset. Ali aslan gibi bakın gibi. Sarahar raculu ke esedin. Adam aslan gibi bağırdı, kükredi gibi. Hatta evet, C'e kadar, ta ki manalarındadır. Bezeler raculu malihu, adam malını ne yaptı harcadı. Hatta ahiret yaratın son lirasına kadar, bakın, e kadar, lirasına kadar. Seher tu hatta sabah, sabah kadar uyumadım diyorsun. Hatta. Rubbe, olur ki muhtemeldir ki nice, belki manalarındadır. Rubbe raculin nice adamlar, akıl akıl kimseler vardır. La Onun malı yoktur. Rubbe alimin fadilin lakitu. Nice faziletli alimlerle karşılaşmak. Nice. Burada nice manası olmuş. Başka harfizeler de vardır. Örneğin kasem için kullanılan vav ve t ve bir harfize değil mi? Vallahi, billahi, tallahi gibi. Bunlar kasem için kullanılan harfi cellerimizdir. Peki. Marife nekede kalalım. Bir sonraki dersimizde marife nekeden devam edeceğiz. Muvaffakiyetler diliyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.